Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri etrafında oturdular. Sordular Aleyhisselatü Vesselam'a eyül Medineti tuftahu evvelen Hangi şehir önce fethedilecek ya Resulallah? Konstantiniyye mi yoksa Roma mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Medinetu Hirak tuftahu evvelen Önce Konstantin fethedilecek buyurdular. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'un fethini işaret ettiği gibi Roma'nın fethini de işaret ettiler. Fakat Sultan Fatih'in ömrü Roma'yı fethetmeye yetmedi. Allah Azze ve Celle sana bu kadar şeref yeter dedi. Onu aldı, geri kalan şerefi onun çocuklarına ihsan etti. Osmanlı dünya tarihinden çekileli yaklaşık bir asır oldu. Ondan sonra alemi İslam'ın mağlubiyetine, mahkûriyetine, mazlumiyetine tanık oluyorsunuz. Sultan Fatih'in evlatları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği, nasıl 154 yıl sonra Allah Azze ve Celle Bizans'ı Sultan Fatih'e ihsan ettiyse, eğer sizler Ulubatlı Hasan gibi Allah ve Resulüne iman ederseniz, alimler, hocalar, Akşemseddin Hazretleri gibi bir maneviyata sahip olursa, Sultan Fatih gibi, cihad ruhunu devlet adamları kuşanırsa, nasıl 154 yıl sonra Bizans, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu, onun öğrencileri önünde diz çöktüyse, Allah'ın inayetiyle zulmün merkezi olan Roma'da, zalimlerde biz Muhammed Aleyhisselam'a teslim olursak, ittiba edersek, Fatih gibi, Ulubatlı gibi, Akşemseddin gibi olursak, Allah Azze ve Celle sizlere de Roma'nın fethini ihsan edecektir. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ hawa, اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ <يُوهَا> Mısır fethedilecek buyurmuştu. İran Müslümanların olacak, Bizans Müslümanların olacak buyurmuştu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın haber verdikleri nasıl tahakkuk ettiyse, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın müjdesi var, Roma'da fethedilecek. Artık kıyamet yaklaşmış olacak. İslam bütünüyle dünyaya hakim olacak. Sultan Fatih'in, Salahaddin Eyyub'in evlatları, eğer o büyük müjdeye nail olmak istiyorsanız, Ulubatlı olacaksınız, Fatih olacaksınız, Akşemseddin olacaksınız. Allah Azze ve Celle önünüzde Romaları diz çökertecek.